Arkadaşlar herkese selamlar. Bugünkü videomuza geçmeden önce arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açarak videolardan haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz de like tuşuna basarak bunu bana gösterebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim ilginize. Arkadaşlar bugünkü konumuz muhabbet kuşlarının kızıştırma yöntemleri nelerdir? Muhabbet kuşları nasıl kızıştırılır? Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani şu kuşların bu kadar kuvvetli ötmesi bile yavaş yavaş, yani daha doğrusu yeteri seviyede kızıştıklarını gösterir. Hareketli olmaları vesairesi arkadaşlar kuşların kızışma göstergeleridir. Tabii biz bunu nasıl oluştururuz, nasıl yaparız? Muhabbet kuşlarını nasıl kızıştırırız? Bunları arkadaşlar size sırayla maddeler halinde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar bazı yedirdiğimiz şeyler var kuşlarımıza, gerek mama olarak olsun gerek direkt vererek olsun. Bunlar nelerdir? En meşhur kızıştırıcı arkadaşlar havuçtur, sebzelerden, nanedir, kırmızı pancardır, mor havuçtur, kabaktır, arkadaşlar acı biberdir, yani taze veya toz halinde verdiğimiz, kekiktir arkadaşlar, keçi boynuzu tozudur, tarçındır ve yapacağınız arkadaşlar buğday çimlendirme ve tohum çimlendirmeleri, yani genel tohum çimlendirmeleri. Bu marş fasulyesi olur, buğday olur arkadaşlar, kendi darı olur arkadaşlar, darı çimlendirmesi olur. Bu tarz çimlendirmeler kuşlarımızı gerçekten güzel kızıştırır. Mevsimsel olarak arkadaşlar vereceğiniz meyve ve sebzeler, özellikle yeşil yapraklı taze sebzeler arkadaşlar kuşlarımızı kızıştırır. Nijer tohumu ve kenevir tohumu arkadaşlar. Bunlar daha çok kanaryalara verilir ama muhabbet kuşları için de güzel bir kızıştırıcıdır. Onun haricinde arkadaşlar kalamar kemiği, mineral blok, probiyotik, özellikle bira mayası, elektrolit, yeşil yapraklı yosun, spirulina yani. E vitamini ve selenyum vitamini arkadaşlar. Selenyum vitamini ne demek? Selenyum vitamin mineral ve amino asit katkılı vitamin demektir arkadaşlar. Multivitaminler, genel itibariyle içerisinde amino asit ve mineral katkılı olan multivitaminler. Bunlar kuşlarımızı kızıştırıcı etkenlerdir. Bir de kuşlarımız arkadaşlar doğal kızıştırma yöntemi, yani kendi kendine kızıştığı, bizim herhangi bir şekilde müdahale etmeden kızıştığı, kızıştıran durumlar vardır. Bu da kalabalık kuş ortamlarıdır. Aslında en garanti kızıştırıcı arkadaşlar bir kuşun diğer kuşlar etkilendiği kızışma yöntemidir. Diğer kafesten duyduğu kuş sesini, çiftleşme sesini ve yavru sesini arkadaşlar duyan muhabbet kuşu çok hızlı bir şekilde kızışır ve oradaki gördüğü veya duyduğu sesleri arkadaşlar, seslerden dolayı kendisi çiftleşmek ister, yavru yumurta yapmak ister. Bu kuşların içgüdüsel bir özelliği de birbirlerini taklit etmek arkadaşlar. Dolayısıyla çiftleşme sesi, kuş sesi, kuşların ötmesi, hareketliliği, yuvadaki tıkırtı sesi bile arkadaşlar kuşlarımızı kızıştırmaya yeter. Onun haricinde bahsetmediğim tabi bir de ayırma yöntemimiz var. Bu da bu sonraki videomuzun zaten konusu olacak. Ayırma yönteminde arkadaşlar tabi çok fazla doğru bir olarak bilinen yanlışlar var. Bunları tabi bir sonraki videomuzda fazlası düzelteceğiz. Ve gerçekten doğru ve sağlam bir ayırma yöntemi nasıl yapılır? Kuşlarımızı ayırarak en doğru şekilde nasıl kızıştırırız arkadaşlar? Bunları size çok detaylı bir şekilde uygulamalı olarak anlatacağım. Mesela şuradaki kuşumuz üzerinde, bu takımımız üzerinde arkadaşlar anlatacağım. Yani tabii ben ayırmayacağım ama ayrı bir kafes getireceğiz buraya. Gerçekten herkesin çok rahatlıkla uygulayabileceği, %100 anlayabileceği bir ayırma yöntemini arkadaşlar uygulamış olacağız. Sizlere de faydalı olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar dediğimiz gibi ne yedirirseniz ne yedirin. Bir de şöyle bir durum var kuşlarımızda. İstediğimizi yedirelim, istediğimiz tohumu verelim, istediğimiz sebzeyi verelim. Kuşlarımız da eğer ki sağlık problemleri varsa ve tüye girmişlerse arkadaşlar bu tarz etkenlerden dolayı kuşlarımız kızışmayabilir veya geç kızışabilir. Mesela şu an aklıma gelen, hani termometreyi görünce aklıma geldi. Kuşlarımız arkadaşlar sıcak ortamlarda daha iyi kızışırlar. Soğuk bir odada, soğuk bir ortamda, mekanda arkadaşlar kuşlarımız kızışmaz. Sıcaklık kuşlarımızı kızıştıran önemli faktörlerden bir tanesidir.
18 derecenin altına, yani şu göstergede 18 derecenin altına düşmemeye çalışın mümkün olduğu kadar. Nem de arkadaşlar %60'ın altına düşmeyecek. Düşmemesi gerekir. Düşmediği takdirde arkadaşlar kuşlarımız daha rahat kızışır. Çünkü soğuk ortamlarda kuş sürekli tüy yenilemesine girer. Üşürüğü içinde arkadaşlar bedensel olarak, vücutsal olarak kızışma belirtisi göstermez. Sıcak bir odada arkadaşlar kuşlarımız daha iyi kızışır. Bir de tek kuşu olan kuşlarımızda, özür dilerim, tek çifti olan arkadaşlarımız kuşlarını kızıştırmakta çok zorlanırlar. Yani şu ortamı, şu hareketleri arkadaşlar gören kuş, bakın gördüğünüz gibi tek başına duran peynir bile arkadaşlar hareketli, canlı, bu şekilde yani sessiz bir ortamda da kuşlarımız biraz geç kızışır. Birbirlerine olan ilgisi daha yavaş olur. Yani mesela yavru kuşlarımıza bile bakın gördüğünüz gibi bunlar ikisi yavru arkadaşlar. Diğerlerine etkilendiği için arkadaşlar bunlar hızlı şekilde burada kızışıyorlar. Yavaş yavaş çiftleşme erişkinliğine ulaşmaya çalışıyorlar. Biz de tabii bunlara bazı gıdalar vererek, suluktan olsun, mamadan olsun, bazı takviyeler vererek arkadaşlar ne yapıyoruz? Bu süreci kısaltmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar hızlı kızıştırmaya çalışıyoruz. Hızlı kızıştırmadan kastım 2-3 ay değil arkadaşlar. 7-8 ayda kızıştırmaya çalışıyoruz. Normalde iyi bir erişkinlik muhabbet kuşlarında 1 yaş civarıdır. Bunu biz 7-8 aylara kadar çekebiliyoruz. Verdiğimiz gıda, ek gıdalarla, suluktan verdiğimiz vitaminlerle. Biliyorsunuz zaten benim kullanmadığım çok fazla şey yok yani. Ben her türlü şeyi kullanıyorum. Mümkün olduğu kadar yerli ürünler kullanmaya çalışıyorum ve uygun fiyatlı ürünler kullanmaya çalışıyorum. İçeriğini bilmediğimiz, içeriği gerçekten %100 anlatılmayan yabancı ürünler arkadaşlar kullanmıyorum. Gereksiz pahalı ürünler var. İnanılmaz pahalı. Onları da kullanmanıza kesinlikle gerek yok. En doğal kızıştırıcılar arkadaşlar taze sebze meyvelerdir. Kuşların birbirleriyle olan sesidir. Siz mevsimsel olarak kış mevsiminde kış sebzelerini, yaz mevsiminde de yaz sebze ve meyvelerini verirseniz zaten kuşlarınız aldıkları vitaminden dolayı otomatikman hareketleneceklerdir. Mesela yazın yedirdiğiniz arkadaşlar bir karpuz dahi, karpuz meyvesi dahi, kışın yedireceğiniz arkadaşlar brokolidir, portakaldır mesela kuşlarımıza verebilirsiniz. Bu tarz sebzeler de, ıspanak dahi arkadaşlar, kuşlarımızı canlandıracaktır, onları besleyecektir. Hareketli olan, canlanan, beslenen kuşumuz arkadaşlar, vitaminli beslenen ve proteinli beslenen kuşlarımız arkadaşlar çabuk kızışırlar ve çiftleşme potansiyeline girerler. Burada da zorlanacağınızı tahmin etmiyorum kesinlikle. O yüzden ben zaten bir liste yapmıştım kendimce. Tabii bu listede unuttuğumuz şeyler olabilir. Sebzeler olabilir. Sizler bunları hatırlayabilirsiniz. Mesela mama yapıyoruz mesela diyelim ki. Bu kızıştırıcı amaçlı mamanın içerisinde arkadaşlar nicer tohumu, kenevir tohumu katabilirsiniz ekstradan. Sağlık tohumu katabilirsiniz. Yapacağınız tabii evinizde mesela imkanlarınız neye el veriyorsa havuçtu mesela. Ha mor havuç mesela havuca normal sarı havuca göre daha iyi kızıştırıcıdır. Mesela kırmızı pancar havuçtan daha kaliteli bir kızıştırıcıdır. Bunları mamalarınıza katarak arkadaşlar düzenli mama yaparsanız kuşlarınız arkadaşlar sadece darı yediği duruma göre daha hızlı kızışır. Sadece darı yiyerek arkadaşlar yem yiyerek kuşlarınız biraz daha geç kızışır. Dolayısıyla siz sebzeli, meyveli gerekirse mesela arkadaşlar karışık mamalar yapmanız gerekir. İçerisine takviye edici gıdalar katmanız gerekir. Farklı markaların, yerli markaların ve yurt dışından gelen markaların, içer markaların da arkadaşlar E ve S diye vitaminleri var. Bunlar çok hızlandırıyor, inanılmaz hızlandırıyor olayı. Çünkü sadece muhabbet kuşları için veya kuşlar, kanaryalar için üretilmiş ürünler olduğu için arkadaşlar bunlar inanılmaz hızlı kızıştırıyor. Özellikle E vitamini zaten doğurganlığı da artırıyor. Sperm kalitesini de artırıyor. Yumurta sayısını da artırıyor. Aynı zamanda arkadaşlar karaciğer ve böbrek koruyucu zaten kendisi. Dolayısıyla arkadaşlar sağlıklı olan kuşumuz bu yedirdiğimiz gıdalarla sağlıklı hale gelen kuşlarımız çok hızlı kızışır ve size yavru yumurta verirler. Benim tabii bu konuyla alakalı bahsetmek istediğim bu kadar. Yani şimdi neyse unuttuğumuz şeyler olabilir. Bunları yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Bundan sonraki videoda arkadaşlar eğer ki bu videomuz 130 izlenme ve 30 beğeni aldığı takdirde bir sonraki videomuz arkadaşlar ayırma yöntemi olacak. Bir an evvel çekip hemen sizlere paylaşmak istiyorum. Ve kuşlarımızı ayırma yöntemine nasıl kızıştırırız, nasıl direkt sonuç alırız onları size arkadaşlar anlatacağım, bahsedeceğim.
Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ve bu videomu da beğendiyseniz arkadaşlar bunu like tuşuna basarak bana gösterebilirsiniz. Çok teşekkür ederim şimdiden. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.